Evet, Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin geçtiğimiz günlerde Rusya'da bir uçaktaydı ve içinde bulunduğu o uçak düştü. Tabii düştü mü, düşürüldü mü tartışmaları da hala sürüyor ancak Rusya'dan yetkililerin bir açıklaması var. DNA testinin sonucu geldi ve ölen kişinin Prigojin olduğu resmi olarak duyurulmuş oldu. 23 Ağustos'ta yaşanan uçak kazası gözleri Rusya'ya çevirmişti. Moskova'dan Petersburg'a giden bir uçak Tiver bölgesine düşmüş, Rus paralı asker şirketi Wagner hazirandaki başarısız silahlı ayaklanma ardından yeniden gündeme gelmişti. Rus yetkililer çarşamba günü meydana gelen uçak kazasının ardından yapılan adli tıp çalışmaları sonucunda Wagner lideri Yevgeni Prigozhin'in ölenler arasında olduğunu doğruladı. Komiteden yapılan açıklamada kimlik tespiti için yapılan moleküler genetik testlerin tamamlandığı kaydedildi. Ölenlerin 23 Ağustos'ta yayınlanan listeyle aynı olduğu belirtildi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada içerisinde Prigojin'in de bulunduğu özel jetin Tiver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti. Açıklamaya göre uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dimitri Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeni Makaryan, Alexander Totmin, Valeri Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer almıştı. Üç kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edilmişti. Suikast mi, kaza mı tartışmaları nedeniyle okların döndüğü Kremlin, kazadan sorumlu olduğuna dair iddiaları reddetti. Komite, adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti.